Fransa'nın Bourgogne Bourgogne bölgesinde İsviçre sınırına 5 kilometre uzaklıkta bulmuş olduğum bir Türk kazık mezar taşı. Bu taş başlıkları sadece Türkler kullanmıştır ve Orta Asya'da, Türkiye'de hatta memleketim Denizi'de, Norveç ve Macaristan'da aynalarından bulunuyor. Ümit ve Onur Hoca ile üzerindeki tamga ve yazıtları okumaya çalışacağız. Tahminim doğruysa Atilla'dan sonra Türkler in Avrupa'da kaldığı ve Fransa'daki Burgonların Hun Türk'ü olduğunu resmi olarak ispat edeceğiz, tabi engel olmazlarsa. Hun Türkleri Kıpçak Türküdür. Atilla'nın ordu birliklerinden birisi Burgun, diğeri Savoya, üçüncüsü Tering adını taşıyordu. Millattan sonra 438, 439 yıllarına ait Bizans kronikleri, Atilla ordularındaki Hunlar hakkında kelimesi kelimesine şunları haber veriyorlar. Onların isimlerinden başka, aralarında hiçbir fark yoktur, bir dilde Türkçe konuşuyor, Tengri'ye tapınıyorlar. Diğer vekâi tnm'lerde Hunların Asya'dan geldikleri bildiriliyor. Şu satır ise 572 yılına ait bir belgeden. Bu sırada bizim umumiyette Türkler olarak isimlendirdiğimiz Hunlar diye belgelenmiştir. Romalılar ise kasten Kıpçak Türklerine farklı adlar, lakaplar uydurdular. Onlar kendilerini yenenlerin adlarını yüksek sesle telaffuz etmek istemiyorlardı. O zamandan itibaren, Kıpçaklardan sadece, Güya Atlıların toplamış olduğu derinti slaş toplama halklar, kabileler birliği diyerek, bunlar olarak söz ediyorlar. Küçük bir not. Bourbon hanedanlığı Fransa'da tahta en çok hakkı olan hanedanlıktır. Bu keşifin ortaya çıkması Türk milleti adına çok şeyi değiştirir. Süleyman Efe Kocazeybek Facebook Göktürk sayfasından alıntıdır.